Merhaba arkadaşlar. Yeni sezon fikstürü çekildi. Öncelikle hayırlı olsun. Şimdi sosyal medyada doğal olarak fikstürler, kurgular vesaireler başladı. Özellikle 3. haftada Galatasaray Fenerbahçe derbisinin seyircisi oynanacak olması, rövanşın seyircili olması ayrı bir tartışma konusu. Yarın yazılı ve görsel basında, medyada fikstürün kurgulandığına, şöyle olduğuna, böyle olduğuna birçok iddia okuyacaksınız. O yüzden ben merak edenler için bildiğim kadarıyla şu anda TFF'nin bugünkü fikstürü nasıl, hangi yöntemle çektiğini anlatayım. Meraklısı öğrenmiş olsun. Şimdi bir yazılım programı var arkadaşlar. Önce biliyorsunuz oradaki heyet, yani fikstür çekim heyeti diyelim, bir takım ismi çekiyorlar. O takımın yöneticisi geliyor, bir numara çekiyor. O numara takımın ilk maçın nerede oynayacağını belirliyor. İç sahada mı, dışarıda mı? Bu numaraların hepsi tesadüf mü çekiliyor? Hayır. Federasyon kırmızı çizgilerini bu programa yüklüyor. Nedir o kırmızı çizgiler? Örneğin bu fikstür için söylüyorum. Üç büyükleri ayırıyorlar. Onlara ayrı bir numara veriyorlar. Derbileri de bilgisayara yüklüyorlar. Diyorlar ki 3. hafta derbi olacak. 10. hafta derbi olacak. 19. hafta derbi olacak diyorlar. Misal. Ama derbinin ne olacağını bilgisayara girmiyorlar. Yani Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray üçlüsünün birbiriyle oynayacağı maçlardan biri 3. haftaya denk gelecek şeklinde kodlar giriliyor. Artı İstanbul'da 6 takım olduğu için, İstanbul'da 6 takım olduğu için 3 büyükler ve Başakşehir, Kasımpaşa ve Karagümrük olduğu için İstanbul'a aynı gün çok sayıda maç denk gelmesin diye bilgisayara bununla ilgili de kırmızı çizgiler ya da kodlar giriliyor. Yani Başakşehir'e, Kasımpaşa'ya ve Karagümrük'e ayrı bir numara veriliyor. Şöyle anlatayım. Onların yöneticilerinin kura çektikleri zaman hepsinin ev sahibi olacak şekilde ilk hafta fikstürü çekme ihtimalleri yok. Sistem bunun önüne geçiyor. Yani Başakşehir çekti 5 numara iç saha. Kasımpaşa çekti 6 numara iç saha. Karagümrük çekti 7 numara iç saha. Fener'le Beşiktaş, Galatasaray'dan da bir ya da ikisi iç sahaya denk geldi mi İstanbul'da 4 ya da 5 maç olur. Yani federasyon 1 derbilerin tarihlerine giriyor bilgisayara. 2 İstanbul'da 6 takım olduğu için İstanbul takımlarına ayrı numaralar veriyorlar ki iç saha deplasman dengesi sağlansın. Bir de yanılmıyorsam Antalya, Alanya'yı tek şehir takımı gibi kabul ediyor. Zaten öyleler. Yani ilçe olduğu için her ne kadar herkes ben ayrı bir şehir takımıyım gibi bana işlem yapın der ama sonuçta tek şehir takımı olduğu için bunlarla ilgili bilgiler girer. İlk hafta kurallarını yöneticiler çeker. Bilgisayarın hafızasında ya da programın hafızasında derbi tarihleri, İşte İstanbul'da aynı gün oynanmayacak maçlar kodları girildiği için birinci hafta belli olunca diğer 39 haftayı sistem otomatik olarak belirliyor arkadaşlar. Yani ben bu işleri araştırdım bilirsiniz. Bunun 1000 tane hilesi vardır, yapılabilir mi? Yapılır. Onu da bilirsiniz. Ama benim bildiğim federasyon istese derbide tartışma çıkarmazdı. İşte birini seyirsiz birini seyirci oynatmazdı. Bunu yapmak istemezdi. Fakat yayıncı kuruluş ilk 3 hafta içinde 3 büyüklerin bir derbisinin olmasını isteyince, ısrarlı şekilde isteyince o da kendine göre haklı. Birçok insan Covid sürecinde dekoder iptal etti. Ya da Lig TV iptal etti. Beni iptal ettiler. Dolayısıyla o da hani o heyecanla onları yenilemeye davet edecek vesaire.
Sonuç olarak şunu söyleyeyim. Eğer federasyon istese kendinin istediği şekilde yönlendirici program kullanabilirdi. Bu sene öyle yapılmadı. Galatasaray Beşiktaş derbisinin sondan ikinci haftaya gelmesi ve deplasmana denk gelmesi tesadüf, onu söyleyeyim. Derbinin haftası tesadüf değil. O hafta derbi olacağı sistem biliyor. Ama o maçın Galatasaray Fener olabilirdi. Galatasaray Beşiktaş olabilirdi. Beşiktaş Galatasaray olabilirdi. Beşiktaş Fener ya da Fener Beşiktaş olabilirdi. Yani dolayısıyla ben şöyle söyleyeyim. Fikstür temiz. Benim yaptığım araştırmaya göre. Kurgumu aramaya gerek yok. Ama 3. haftaya kadar, belki 3. haftadan sonra da bu derbi seyircili mi oynanır, seyircisiz mi oynanır, seyircisiz mi oynanmalı, seyircisiz mi oynanmalı, hak mıdır, adalet midir? Bazıları çıkıp kendine göre haklı olarak şöyle diyebilirler. Kardeşim, 3. hafta seyircisiz oynuyoruz, 4. hafta ne oluyor, korona mı bitiyor, niye seyircisiz oynuyoruz falan diyebilir. Yani benim izlediğim 40 yılın en renkli sezonuna hazır olun. Daha Fenerbahçe imzasını atmamış, lisans almama durumu var. 1000 tane şey bir arada bizi ateş gibi bir 40 hafta bekliyor. Şenlikli bir sezon olacak. Hayırlısı olsun diyorum.